107. Bölüm Fakirlere Ziyafet Vermenin Fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Misafire hizmet yüklemeyin, onu gücendirirsiniz. Zira misafiri gücendiren Allahu Teala'yı gücendirmiş olur. Kim Allah'ı gücendirirse Allah Celle Celaluhu da onu gücendirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Misafir ağırlamayanda hayır yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sayıda deve ve sığırı olan birine uğradı. Fakat adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ağırlamadı. Sonra sadece birkaç kuzusu bulunan bir kadına uğradı. Kadın bir kuzu keserek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ağırladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Şu ikisinin davranışına bakınız. Elbette ahlakı bahşetmek Allahu Teala'nın elindedir. Kime güzel ahlak bahşetmek isterse ona verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Rafi radıyallahu anh anlatır: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme misafir oldum. Bana dedi ki: Falanca Yahudi'ye git, bana Recep ayına kadar biraz ödünç un vermesini söyle. Yahudi'ye durumu söyleyince bana dedi ki: Vallahi ancak bir rehin verirse ödünç un verebilirim. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdim. Efendimiz buyurdular ki: Vallahi ben göklerde emin biriyim, yerde de emin biriyim. Eğer ödünç vermiş olsaydı mutlaka kendisine geri öderdi. Götür şu zırhımı kendisine rehin olarak ver. Halil İbrahim aleyhisselam yemek yiyeceği zaman 1-2 mil mesafeye kadar çıkar ve kendisiyle birlikte yemek yiyecek bir misafir arardı. Lakabı misafir babasıydı. Misafir ağırlamadaki samimiyetinden dolayı vefat ettiği yerde misafir ağırlama geleneği günümüzde de devam etmektedir. Her gece mutlaka evinde 3 kişiden 30 kişiye ve 100 kişiye kadar misafir yemek yerdi. Denilir ki bir yerin korunması orada misafire ikramsız bir gece geçmemesi sayesindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular: İman nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yemek ikram etmek ve selamı yaymak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlara kefaret olan ve derecelerin yükselmesine sebep olan şeyler hakkında şöyle buyurur: Yemek yedirmek, gece insanlar uykudayken namaz kılmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme makbul haccın ne olduğu soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Yemek yedirmek ve güzel söz söylemek. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki: Misafir girmeyen bir eve melekler girmez. Yemek yedirme ve ziyafet verme hakkında sayılamayacak kadar hadisi şerif vardır. Şair de bakın ne güzel söylemiş: Neden sevmeyeyim gelen misafiri yahut neden ona güler yüz göstermeyeyim ki? Halbuki misafir yanında kendi rızkını yer. Bundan dolayı da bana teşekkür eder. Hikmetli sözlerden biri şöyledir: İyilik ancak geleni güler yüz, güzel söz ve iyi karşılamayla tamam olur. Diğer bir şair de şöyle der: Güler yüzle karşılarım misafirimi, indirmeden yükümü. Çorak yerler bolluk bereket olur misafirim gelince. Misafir için bolluk köylerin çokluğu değil, misafire cömerdin güler yüzüdür asıl bolluk. Davet sahibi fasık kişilerden uzak durarak takva sahiplerini tercih etmeye özen göstermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini davet eden bir evde dua ederken yemeğini iyi yani takva sahibi kişiler yesin buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki:
takva sahibi olanlardan başkasının yemeğini yeme. Senin yemeğini de takva sahibi olanlar yesin. Yemek davetlerine özellikle zenginlerin yerine fakirlerin davet edilmesini söylerdi. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Düğün yemeklerinin en şerlisi fakirlerin çağrılmayıp sadece zenginlerin davet edildiği yemektir. Verilen ziyafetlerde akrabaların davet edilmesine özen gösterilmeli, onlar ihmal edilmemelidir. Zira akrabaları ihmal etmek arada soğukluk doğmasına ve akrabalık bağlarının kopmasına sebep olur. Aynı şekilde dostları ve tanıdıkları arasında bir ayrım yapmamalıdır. Bu durumda davet edilmeyenlerin kalbine soğukluk ve kırgınlık doğurur. Övünmek ve böbürlenmek maksadıyla yemek vermemeli. Ziyafet verirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirmeyi ve müminlerin gönlüne sürur vermeyi hedeflemelidir. Davete icabet etmekte sıkıntıya düşecek ve zorluk çekecek kişileri davet etmemelidir. Davete katıldığı takdirde herhangi bir şekilde misafirleri rahatsız edeceği bilinen kişiler davet edilmemeli, misafirlerin hoşlanacağı kişiler çağrılmalıdır. Nitekim Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh şöyle der. İnsanların hoşlanmadığı birini davet etmek bir günah, davet edilenin bunu bile bile davete katılmasıysa iki günahtır. Çünkü davete katılanlar zorla ve istemeyerek yemek zorunda kalırlar. Eğer durumu bilse o kişiler yemeğe katılmazlardı. Muttaki kişiye yemek yedirmek, onun ibadet yapmasına yardım etmektir. Fasık kişiye yemek vermek de onun fıskını takviye etmek gibidir. Terzilerden biri Abdullah bin el-Mübarek rahmetullahi aleyhe şöyle der. Ben sultanların elbisesini dikiyorum. Bunu yapmakla zalimlere yardımcı olmuş olur mu? O şöyle der. Hayır, sana iğne iplik satanlar zalimlerin yardımcısı olurlar. Sen ise zalim kişilerin ta kendisisin. Davete icabet etmek ise müekket bir sünnettir. Hatta bazı yerlerde davete icabet etmenin vacip olduğu söylenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben bir incik kemiği için davet edilsem bile icabet ederim. Bir kol bile hediye edilse kabul ederim. Davete icabet etmenin 5 adabı vardır. Bunlar İhya-u Ulumiddin ve benzeri kitaplarda açıklanmıştır.